Bu parçada dille ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Bugün kullanılan dil, dilin yalnızca dilin meram anlatmaya yarayan işlevi var diyenler için bile iç karartıcıdır. Bunu görebilmekteyiz parçamızda. Dilin yalnızca meram anlatmaya yarayan bir işlevi olduğunu düşünenler için bile durum iç karartıcı. B. Yazar için anlaşılmamak endişesi olmamalı. Anlayamamak okurun çözmesi gereken bir sorundur. Bunu da görebiliyoruz. Ben doğduğum evde kullanılan dille konuştuğum Türkçe ile yazıyorum. Anlaşılamamak yazarlık endişelerimin arasında yer almıyor. Anlayamamak da olsa olsa okurun çözmesi gereken bir sorun gibi duruyor. Demek ki buna da değinmiştir. C. Sözlük yardımıyla okumak okuyucu için bir endişe sebebi sayılmalıdır. Sözlük yardımıyla okumak daha çok okuyucu için bir endişe sebebi sayılmalı. Bunu da görmekteyiz. D dilin arındırılması için uğraşanlar bu işin vahim sonuçlarını görememişlerdir. Bunu da söyleyebiliriz. Türkçeyi tuhaf bir sterilizasyondan yani arındırmadan geçinmenin ardındaki ideolojik çabanın sıkıntısını anlamama rağmen sonucundaki vahameti görememelerini affedemiyorum. Demek ki bu da söylenebilecek bir ifade. E. Genç kuşağın kullandıkları dilin ne kadar fakir ve çirkin olduğunu fark etmesi gençler için bir erdemdir fark etmesi ifadesi kullanmıştır orada ama parçaya baktığımızda fark edememesi söz konusudur. Bir o kadar da vahim olan genç kuşağın kullandıkları dil konusundaki fakirlik ve çirkinliği fark edememesi denilmiştir. Bakın burada fark etmesi ifadesi geçiyor ki demek ki buna değinilmemiştir. Cevap E'dir. Bu parçada Hababam sınıfı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Sorudan da anlaşılacağı üzere e parçada Hababam Sınıfı'ndan söz edilmiştir. A. Hababam Sınıfı önce hikaye olarak çıkarılmış, sonra yine yazarı tarafından bu hikayeler birleştirilip kitaplaştırılmıştır. Bu çıkarılabilir. Hababam Sınıfı Rıfat Ilgaz'ın yani yazarın Dolmuş dergisinde yazmaya başladığı öykülerden bir bölümünü birleştirerek 1957 yılında kitaplaştırdığı eserdir. Demek ki bu çıkarılabilir. B. Ertem Eğilmez tarafından 1970'li yıllarda sinemaya uyarlanmış ve gelen olumlu tepkiler üzerine aynı ekip tarafından 2000'li yıllarda serinin devamı olarak e, tekrar çekilmiştir. Bu söz konusu değildir. Daha sonra 1970'li yıllarda Ertem Eğilmez tarafından sinemaya uyarlanmıştır. Tamam bu kısmı doğrudur ama devamına baktığımızda 2000'li yılların başında ise 3 filmden oluşan yeni bir seri olarak uyarlanmıştır. Demek ki e, ikinci uyarlamada farklı kişiler vardır. İlk serideki isimleri sıralanmıştır ama... 2000 yılındaki e, seride veya çekimlerde bunlar söz konusu değildir. Yani B çıkarılamaz. Ekip değişmiştir. C Hababam filmlerinin ilk ikisi seyirci rekoru kırmış ve her ikisi de uzun bir süre vizyonda kalmıştır. Evet bu ilk iki e, eser film ilki Hababam sınıfıdır. Vizyona girdiğinde izlenme rekorları kırmıştır. Sonra 28 hafta vizyonda kalmıştır. İkincisi Hababam sınıfı sınıfta kaldıdır. O da yine aynı şekilde 30 hafta vizyonda kalmıştır. E, ve serinin en çok hasılat yapan filmi olmuştur. Dolayısıyla bu ifade de çıkarılabilir. D. Hababam filminin ikincisi. Bütün Hababam filmlerinin içinde en fazla izlenim ve en fazla vizyonda kalan film olmuştur. Evet bunu da söyleyebiliriz. 30 haftayla en fazla vizyonda kaldığını görmekteyiz. Yani Hababam sınıfı sınıfta kaldı. Sonrasına baktığımızda... E, en çok hasılat yapan filmi ifadesinde görmekteyiz ki demek ki D'de çıkarılabilmektedir. E. Hababam sınıfı 1970'li yıllarda sinemanın rakibi olan televizyona karşı verilen mücadelenin öncülerinden olmuştur. Bu da söylenebilir. 1970'li yıllarda sinemanın televizyona karşı verdiği mücadelenin öncüsü oldu. E, öncüsü olan nedir? Tabii ki Hababam filmleridir. Demek ki cevabımız B'dir. Müzik